Evet, Hadi Ateistler Bunu da Açıklayın programının bu seferki konusu evrim sohbetleri. İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden öğretim görevlisi Doktor Deniz Şahin'le yazdığı kitap üstüne sohbet yapacağız. Kitap Yaşamın Tarihi, Bilim ve Gelecek yayınlarından çıktı. 50 Soruda Yaşamın Tarihi. Çok güzel bir kitap. Konunun uzmanı olmayanlara, okurlara evrimi bütün detaylarıyla çok güzel veren bir kitap. Hoş geldiniz programa. Evet, hoş bulduk. Şimdi kitapta zaten bilim nedir, bilimsel kuram nedir, bilimsel yöntem nedir onunla başlıyor birinci soru. İsterseniz programa da onunla başlayalım. Türkiye'de çünkü çok sık karıştırılan bir konu. Bilimsel kuramla işte kahve köşelerinde söylenen hipotezler, teoriler birbirine karıştırılıyor. Nedir bilimsel yöntem? Şöyle, yani ben bu kitabı yazarken ilk başta herhalde bunu tanımlamam gerektiğini düşündüm. Yani kitabın geri kalanında 50 tane soru soruyorum ve de hep böyle bilimsel kuram var. İşte evrim var mıdır, yok mudur, nasıl olmuştur, dinozorlar nasıl çıkmıştır falan. Bu gibi sorulara cevap bulmaya çalışırken tabii ki bilimsel makalelerden, kanıtlardan bir şekilde kurmaya çalışıyorsunuz biz cevapları. O yüzden de okuyanların daha okuduklarını bilmeleri için ilk başta herhalde bilimsel yöntem ya da bilim dünyasında işler nasıl gidiyor gibisine öyle bir başlayayım dedim. Birinci soru o yüzden bilimsel yöntem nedir ile başladım. Burada, çünkü sonuçta evrim bir bilimsel kuram. Evet, bilimsel bir kuram. Şimdi evrim üzerine konuşurken de evrimin gerçek bir şey olduğundan bahsedeceğiz. Yeri gelince konuşuruz oraya. Mesela orada çok basit bir şekilde bilimsel yöntemin temel adımlarından bahsettim ve işte bir grafik çizerek, yani elinizde bir soru vardır. Bu soruyu da yaptığınız gözlemlerle, normal bilimsel dünyada yaptığınız gözlemlerle bir soru ortaya çıkar ve de o soru üzerine bir hipotez kurarsınız ve de daha sonra bu hipotezi doğrulamak için değil de sınamak için deneyler, kontrollü deneyler yaparsınız. Ve de bu hipotezi doğrulayabildiğiniz sürece hipoteziniz güçlenir tekrar tekrar. Ama bilim dünyasında elinizde bir hipotez varsa ve bir tane birle hipotezi yanlışlayan bir sonuç elde etmişseniz ya geri döneceksiniz, hipotezi tamamen sileceksiniz ya da bir kısımlarını, yani bazı kısımlarını değiştireceksiniz. Bu şekilde devam edecek. Burada, ama bir şeyleri değiştirseniz bile değişmeyen bir gerçek var ortada. Mesela evrim bir gerçek. Sonra doğal seçilim neredeyse gerçek düzeyinde bir kuram. Şöyle, mesela evrim kuramı ya da evrim teorisi, buradan evrim teorisi konusuna gelecek olursak, o da şu. Şimdi mesela büyük Türkçe sözlüğüne baktığınızda ya da herhangi bir sözlüğe baktığınızda, teori yazdığınızda karşınıza birkaç tane anlam çıkıyor. Anlamlardan bir tanesi şöyle bir şey, günlük hayatta herkesin kullandığı, işte televizyonda geçen şöyle bir anlam, soyut fikir şeklinde bir anlam çıkıyor. Ama bilimsel anlamı tam olarak öyle değil. Bilimsel anlamı son derece güçlü ve sürekli olarak deneylerle doğrulanan fikir anlamına geliyor. Mesela dünyanın dönmesi de böyle bir şey. Yani dünyanın dönmesini de bir kuram çerçevesinde açıklıyoruz ama bir gerçek, yani dünya dönüyor. Yani mesela evrim teorisi, hücre teorisi mesela. Hücre teorisi işte canlı hücrelerden oluşmuştur şu anda kabul edilen teori. Ne kadar kuvvetliyse ya da atom teorisi, ne kadar kuvvetliyse evrim teorisi de o derece kuvvetli bir teori. Şimdi evrim kuramı ya da evrim teorisi denince şunu söylemek lazım. Birinci kısım, yani evrim var. O bir gerçek. Yani it's a fact şeklinde söylenir. Bilim dünyasında evrimin olup olmadığı üzerine bir tartışma yok zaten. O kısım gerçek. Ama evrim var, ama nasıl mekanizmaları işliyor? Farklı farklı teoriler var. Ve her bir teori farklı deneylerle de sınanıyor. Ama hepsinde uzlaştığı bir nokta var. Ortak atadan geliyoruz. Yani evrim gerçek. Evet. Mesela ortak atadan gelmediğimizi öne süren bir bilimsel evrim kuramı var mı? Benim bildiğim yok. Yok. Yani mesela Darwin'in söylediği iki tane temel nokta vardır. Bir tanesi tüm canlıların ortak atadan evrilerek geldiği. İkincisi ise bu süreçteki itici kuvvetin doğal seçilimi olduğu.
yönünde. İki o konuda önemli. Da bir hiçbir tartışma yok. Yani şöyle, doğal seçilim konusu. Tabii doğal seçilim konusu evrimin zaten temel mekanizması. Yani her şartta evrimleşmeyi sağlayacak güç sağlar. Evet. Öyle söyleyebiliriz. Ama yine de onu teori ya da sürekli olarak desteklenen teori olarak onlara söyleyebiliriz. Teori denir. Evet. Peki o zaman yaşam nedir sorusuyla başlayalım evrime evet. geçmeden önce. Yaşamı nasıl tarif edebiliriz? Sizin de daha önceden konuşurken söylediğiniz gibi çok fazla yaşamın tanımı var ve de her farklı bilim dalı anladığım kadarıyla konuyla ilgilenirse farklı şekilde tanıyor. Belki fizikte farklı tanımlanıyordur ama şimdi bu kitabı yazarken epeyce araştırdım. Birçok kaynakta bazen bir cümleyle tanımlanmaya çalışılmış, bazen işte daha uzun. Ama genelde tek bir cümleyle tanımlamak yerine yaşam hangi özellikleri içerir şeklinde benim ulaştığım sonuç en azından böyle. Yani örneğin ne bileyim şurada söylemişiz. Belirli bir organizasyona sahiptir, evrilir, büyür, gelişir, dışarıdan gelen etkiye karşı tepki verir, homeostasis yani hiçbir dengesi vardır gibisine burada sıraladım. İşte genetik bir yapı içerir. Biyolojik anlamda yaşamın tanımını bu şekilde tanımlayabiliriz. Yani burada elimizde bir liste var. Hepsini doldurmayabilir. Ama bunlardan birçoğunu içermesi... En önemli özelliklerinden biri kopyalanması, evet. kendini evet, üretmesi. Zaten mesela ilk hücrenin ortaya... ilk hücre büyük ihtimalle tek bir hücre çıkmadı. Bir sürü farklı yerde hücre yapıları oluşmuş olmalı günümüzden yaklaşık 3.8 milyar yıl önce yaklaşık olarak. Birçok yerde çıkmış olmalı ama çıkmış olması yetmez. Onun başarılı bir şekilde devam etmesi lazım. Evet. Yani birinci... aşama ne olmalı? Hücre oluşmaya başladı. Diyelim ki yağ asitlerinden hücre zarı oluştu ve bölündü ve yok oldu. Ve bütün oldu. Bunlar kendiliğinden bir süreç. Orası çok önemli. Yani evet. doğa yasalarının, fizik evet, yasalarının evet, fizik yasalarının doğal bir sonucu. Evet, yani şimdi hücre zarına baktığınızda zaten hücre zarının fosfolipid yapıdan oluşuyor şu andakiler. Ve de şu anda yapılan birçok deney var. Kendi kendinize hücreyi oluşturabiliyorsunuz. Yağ asitlerini koyduğunuzda. Yağ asitlerinin şöyle güzel bir özelliği var. Bir tarafı suyu sever, bir tarafı suyu sevmez. Hidrofilik, hidrofobik evet. şekilde. Evet. Siz bunları sulu ortama koyduğunuzda suyu sevmeyen kısımlar hemen kaçmaya, evet. suyu seven kısımlar tabii orada kimse yok onu ortaya koyan evet. ama kendi evet. kendine yani dünyanın ilk evet. şartlarında zaten ortalıkta bir kaos var böyle. Kendiliğinden bir araya geliyorlar bunlar. Bu meseleyi pek zor anlaşılıyor Türkiye'de. Yani nasıl olur da pat diye insan çıkar? İnsan bir anda çıkmıyor tabii. tabii. Yani ilk önce bir DNA molekülü ortaya çıkıyor ama o da kendi kendine ortaya çıkabiliyor işte. Kendiliğindenlik sorunu biraz zor anlaşılıyor Türkiye'de. Aslında yani kendiliğinden ama şartlar da uygun. Tabii. Birincisi gerekli olan neler var sorusu var. Mesela enerji kaynağı var. Tabii. Örneğin okyanus diplerinde olduğu düşünülüyor ilk canlılığın başlangıcı olarak. Okyanus diplerinde hidrotermal bacalar vardır. Magmanın dipten çıktığı ve de suya karıştığı. Çok yüksek sıcaklık 400 derece civarında olur mesela. Ama ondan oradan kenarlara gidildikçe bir kuşak şeklinde 400, 300, 250 şeklinde iner. Enerji kaynağı var bu yüzden. Ve yüksek miktarda mineral vardır. O yüzden canlının oluşması için yüksek miktarda kaynak da vardır. Su içerisinde olduğunuz için atmosferde olmadığından, yani ozon tabakası olmadığından güneşten gelen ışınlardan da korunursunuz. Evet. Bu gibi birçok gerekli şart evet. sağlanabilir. Aslında ikinci programda daha detayları evet, göreceğiz yaşamın nasıl çıktığını. Bu konuda böyle bir şekilde birbirine evet, bağlanarak devam ediyoruz. Yaşamı tarif etmek çok zor dedik. Orada aklıma başka bir örnek daha geldi. Yeni çıkan bir kitabı tanıtmak isterim. Dünya evet. Dışı Yaşamla İlk Temas. Bu Mark Kaufman'ın bir kitabı. Alfa Bilim dizisinden geçen haftalarda çıktı. Dünya dışındaki yaşamı inceleyen bilim insanlarının işte bulgularını anlatıyor kitap. Fakat örneğin Mars'ta yaşam arıyorlar. NASA Mars'ta yaşam arıyor. Ama yaşamı tarif etmeden yaşamı aramak da zor. Evet. O zorluktan bahsediyor yazar. Yaşamın 300 farklı tarifi varmış. Ama sonuçta biz şu anda bu programda bizim ortak atamızı oluşturan şeyleri arıyoruz. Yani evet. diğer belki başka yaşam formları olabilir başka gezegenlerde. Ama bizim çok ortak özelliklerimiz var. Yani bir fasulye tanesiyle de, bir kolibasiliyle de
yaşayan bütün organizmalarla ve bütün hücrelerle bir ortak noktamız var. Onun üstünde duracağız. Yani buna da DNA molekülü deniyor değil mi? Siz, genetik. Yani evet, genetik yapım. Da, evet. Şimdi yani, canlıların mesela çok çeşitli can etrafımıza baktığımız zaman milyonlarca evet. tür var değil mi? Kaç tür var toplam? Şimdi şöyle daha dün derste öğrencilere evet. anlatıyordum bunu. Bizim tanımlayabildiğimiz tür sayısı var. Mesela diyelim ki bir adaya gidiyorsunuz, yeni Gine'ye gittiniz. Orada kimsenin girmediği bir yere girdiğinizde hemen haberleri çıkar. İşte 30 tane yeni kurbağa türü bulundu falan gibisinden yeni türler ortaya çıkar. Ve hemen bilimciler ona isim vermeye başlar. İkili evet. isimlerden oluşan isimler verirler, bilimsel bir isim verirler. Bu şekilde bizim tanımlayabildiğimiz canlı türü sayısı yaklaşık olarak 1.8 milyon. Milyon. 800 ama bin civarında. Ama tahminlere göre de yaşamın başlangıcından itibaren 30 milyar tür mü ne gelmiş dünyaya? Durum şöyle aslında. Birincisi tür nedir olayı evet. var. İkincisi bizim tanımlayabildiğimiz türler daha çok böyle makro tür olduğunu söyleyebiliriz. Yani 1.8 milyon tür bizim daha çok gözlemleyebildiğimiz büyük seviyedeki türler. Mesela tek hücrelere girdiğinizde tür kavramı o kadar iyi çalışmıyor. Daha çok onları fonksiyonlarına göre, mesela bakterileri ya da arkeaları o şekilde ayırmanız gerekiyor. Ama onlara girerseniz, örneğin arkelerin belki 1 milyara yakın türü olabilir. Farklı grupları olabilir. Bakteriler de yine çok yüksek sayıda olabilir. Onları saymak çok da mümkün değil. Başlıca üçe ayrılıyor değil mi? Bütün canlı sınıflama. Evet, en tepede arkealar. Şöyle, büyük ihtimalle yani şu andaki evrimsel sınıflamaya göre ilk hücre diyebileceğimiz atadan itibaren ilk başta bakteri ayrıldı, bakteri grubunu oluşturdu. Bir süre sonra arkealar ayrıldı ve ona da yakın ökaryotlar ayrıldı. Biz ökaryotuz. Evet, ökaryotlardayız. Baktığımız zaman diyelim ki, şimdi tam sayı vermek mümkün değil ama 50 tane dal varsa, diyelim ki 15-15-15 şeklinde diyelim. Sadece 3 tanesinde çok hücreler vardır. Geri kalan tamamı tek hücrelidir. Ve 3 tanesinden sayabildiğimiz bizim 1.8 milyon o da yaşayanlar. Bunlar fosiller dahil değil. Geri kalanlar da milyarlarca olabilir. Evet. Bir de şu var tabii ki şu anda yaşayan türlerin sayısı büyük ihtimalle dünyaya gelen şu andaki yani zaman içerisinde gelen türlerin %1'i belki. Evet, evet. Yani büyük kısmı yok olduğu için. Peki o zaman evrim nedir sorusuna geldik. Nasıl tanımlayabiliriz evet. evrimi kısaca? Birincisi evrim gerçek. Onu söylemek evet. lazım. Dünya üzerindeki yani bilimsel çevrelerde de hiçbir şekilde bununla ilgili bir şüphe yok. Sadece nasıl olduğu üzerine vardır. Şimdi evrimi nasıl olduğunu anlatırsak herhalde evet. ne olduğunu da anlamak daha evet. kolay olur. Birincisi kişiler evrilmez. Yani ben bireyler mesela evrilmez. Evet, bireyler evrimleşmez. Öyle sorular vardır. Hadi bakalım uç kanatlan uç şeklinde. Öyle bir şey yoktur. Doğal seçilim bireyin üzerine etkiler. Yani burada seçici bir etki olursa, örneğin buraya su basarsa evet. kişisel olarak etkileniriz bundan. Ama bir popülasyonda bireyler doğal seçilimden etkilenirler. Ama daha öncesinde bu popülasyon bireyleri aynı türden olsalar da farklıdır. Evet. Yani mesela insan popülasyonu hepsi birbirine, yani insan genetik yapıları benzer ama hepsi farklıdır. Çünkü mutasyon geçirmişlerdir. Evet. Genetik varyasyon vardır. Mutasyon olur, rekombinasyon olur mayo sırasında. Evet. Gen akışları olur farklı popülasyonlarla. Buradaki popülasyondaki gen frekansı, örneğin diyelim ki burada 50 kişiyiz. 50 kişinin işte %10'u mavi gözlü olsun. Bir şekilde bu %10'u şans eseri diyelim dışarı çıktılar. Bir sonraki nesile %10 gitti. Yeni mavi göz frekansı, gen frekansı %10'dan belki %1'e düştü. Buna göre yeni nesilde mavi göz görme ihtimali düşebilir. Bu sadece bir örnek. O halde evrimi tanımlarken şudur. Bireyler evrimleşmez. Popülasyon evrimleşir. İlk aşamada popülasyonda meydana gelen gen frekanslarındaki değişikliktir. Her özellik için. Hı. Ama zaman içerisinde işte coğrafi ayrılma olur, farklı nedenler olur. Bu gen frekansındaki değişmeler artar türleşme meydana gelebilir. Yani türleşme olur, yeni türler oluşur.
daha da büyük seviyede bakacaksak o da macro evolution'a gidebiliriz. Yani ilk aşama micro evolution, mikro evrim, evet. Türleşmeler sonucu da sonra macro evrim. Mikro evrim gen frekansındaki değişikliktir. Yeni türlerin oluşması, türleşme. Makro evrimde örneğin memelilerin ortaya çıkması gibisine diyebiliriz. Buna da doğal seçilim deniyor. Yani şeyin etkilemesine. Şöyle, doğal seçilim şu aslında. Örneğin dediğim gibi burada bir popülasyon var. Hiçbir dışarıdan bir etki yoksa böyle rahat rahat yaşarız. Sıkıntı yok. Ama diyelim ki kuraklık oldu ve her birimiz aslında birbirimizden farklıyız. Evet. Kuraklık bir doğal seçilim olarak bir selektif baskı uyguluyor bize. Evet. Bize baskı uyguladığında popülasyon içerisindeki o frekans yani farklı varyasyon nedeniyle bazılarımız seçiliriz, bazılarımız elenmeye başlarız. Ama başarılı olanlar yeni nesile daha çok yavru verebilendir. Evet. Zaten fit demek odur. Evet. Yani fit demek orada güçlü olan, hızlı koşan falan değil. Güçlü olan yaşar. Çok yok. Yanlış bir yaklaşım tabii. Yani, aslında evrimin yanlış anlaşılan kısımlarına geleceğiz birazdan. Evet yani ortama en iyi adapte olan ve artı en başarılı şekilde diğer bireylere oranla en başarılı şekilde yeni yavrular oluşturup soyunu devam ettiren fittir aslında. Hani survival of the fittest vardır. Asıl odur. Bu süreçte şimdi popülasyonun bir kısmı elenip ölürse kuraklıktan, bir kısmı başarılı olup geri yavrular verirse, benzer baskı o yeni seçilenler için tekrar olursa ya da başka baskı olursa, onlar da bölünürse, bir kısmı ölürse, nesiller boyunca evrim bir seferde genelde olmaz. Yani olur tabii ki de. 3,5 milyar yıldan bahsediyoruz. Yani korkunç bir rakam. Evet yani çok şimdi iyi. Türden türe 3,5 milyar yıl oldukça yeterli bir süre. Evet, bu tabii. Yani tek bir hücreden bir insanın oluşması mümkün. Evet. Örneğin şey sorusu vardır. Bu kadar karmaşık yapıdaki göz yapısı nasıl meydana gelmiştir? Evet. Mümkün değildir. Demek ki mucizedir. Değil aslında. Değil, yani tabii. Siz onu ufak ufak basamaklara bölerseniz ve yeterli süre verirseniz dışarıdan da onu oluşturabilecek baskıyı yani seçici baskıyı oluşturursanız gözler oluşur. Ve var olan diyelim en iyi çalışan göz diyelim ki kartal göz olsun ve de en kötü çalışan işte bir sinir hücresi, sinir sistemi olsun. Arada şu anda var olan bir sürü canlıyı bulabilirsiniz. Örneğin bataklıkta yaşayan bir balık için süper bir göz yapısı yeterli olmaz. Hafiften ışığı alması yeterli olur yaşaması için. Ama kartal için çok daha iyi gören bir göze ihtiyaç vardır. O halde evrimsel olarak böyle farklı gözleri... Dawkins bunu olasılıksızlık dağına tırmanmak diye tanımlıyor. Evet, yani birden dağın tepesinde, dik bir yamacın tepesinde bir insan görürseniz mucizeye bak falan dersiniz ama aslında dağın arkasından yavaş yavaş bir eğimle dağa ulaşmak mümkün tabii. Evet, yeterli süreyi verirseniz olur. Evet. Ve de tabii ki çevreden yeterli. Bu evrim konusunda yanlış anlaşılanların başında da bu geliyor galiba değil mi? Şimdi başka neler var evrim konusunda yanlış bilinenleri? Şöyle, evet kitapta mesela benim kitabı yazarken aklımızda şöyle bir şey vardı. 50 soruda kapsamında herkes okusun vardı. Şimdi ben mesela üniversitede derslere giriyorum ya da üniversitede öğrencileri görüyorum ya da anket yapıyoruz. Lisedekilerden çok da farklı çıkmıyor işin gerçeği. Evrimi bildikleri ya da kavrama açısından. Ya da anket yapılıyor. Halk arasında yapılıyor. Üniversite dışında yapılıyor. Üniversite içindekiler neredeyse aynı çıkıyor. Evet. O yüzden yani üniversite öğrencileri bile bilmiyor evrimi maalesef. Bilmiyor. Hatta 2000'li yıllarda Cerrahpaşa'da yapılan, Çapa'da yapılan anketler vardı. Belki hatırlarsınız. Tıp öğrencileri birinci sınıftan itibaren evrim konusunda daha bilgisizleşiyorlardı. Evet. Kabul etmemeye başlıyorlardı. Tam tersi olması gerekirken. Yani böyle bilimsel bir konunun nasıl olup bu kadar cahil kalmamız ancak başka nedenlerle açıklanabilir. Evet. Yani evet. Şimdi oraya da geliriz. Şunu söyleyeyim. Evet. Mesela herkes okuyabilsin gibi seni düşündüm. Bu yüzden de bazı arkadaşlara göndermiştim. Siz okuyun, siz bakın, siz işte kitap yayınlanmadan önce sizce olmuş mu gibisine. Çok derin olmasın, anlaşılabilsin. Ortaokulda okusun ya da lise ya da işte üniversitede okusun. Ama özellikle onlara vermemiz gereken bazı önemli şeyler var. En önemlilerden bir tanesi de artık hayatımızı yani bilim dünyası, Türkiye'deki bilimi etkileyecek şekilde önemli olan bu evrim düşmanlığı gibi konularda
temel soruları cevaplamaya çalıştım. Örneğin ne diyebiliriz? Birinci soru tabii ki teorinin tanımı ile demişimdi. Yani evrim kuramının teori olduğu, işte bunun işte gerçek olduğu biraz önce konuştuk zaten. Ondan sonra ikinci kısımda evrim kuramının yaşamın nasıl başladığı üzerine değil, nasıl çeşitlendiği üzerine. Yani şu anda bizim bildiğimiz, söylediğimiz evrim kuramı. Çünkü televizyon programlarında biliyorsunuz bir sürü şey anlatıyorsunuz. Ondan sonra hiçbir şey anlatmamış gibi sen onu bırak da ilk canlı nasıl? Tamam, onu da anlatırız. Sonuçta onunla ilgili teoriler var. Ve orada da ilk hücrenin oluşmasında da bu evrim kuramındaki geçerli olan bu seçilim baskısı ya da işte başarılı olanın devam etmesi kuramları zaten orada da geçiyor. O var. Üçüncüsü, bu zaten çok ilginç bir durum. Bilgisizlikten kaynaklanıyor tabii ki. İnsanlar maymunlardan gelmez. Yani evrim kuramını kabul ediyorsan, bir kere inanmak diye bir şey yok, onu da söyleyeyim. Yani evrim kuramına inanır mısın, inanmaz mısın diye bir şey mümkün değil. Evrim inanç meselesi de çünkü. Tabii değil ki. Yani, tabii. Ayrıca biraz önce canlıların sınıflanmasından bahsettik. Bu sınıflamaya göre biz maymunuz zaten. Tabii, yani primatlar içerisindeyiz sonuçta. Bütün primatlar maymun değil ama lemurlar var mesela. Lemurlar tabii, maymun değil. Ama biz maymunlar içine, biz lemur değiliz mesela ama maymunuz. Şöyle, yani zamanda ne kadar geriye giderseniz hepimiz akrabayız gibisine bir şey çıkıyor. Ve bunu kafadan söylemiyoruz. Moleküler kanıtlar, yani bir maymun, şempanzeden, balıktan, işte ne bileyim tavuktan aynı geni insandan alıp karşılaştırdığınızda benzerliklerin bir sıralaması çıkıyor. Örneğin şempanze ile bizdeki bir genin neredeyse aynı çıkarken orangutanla biraz uzaklaşıyor, işte gorille daha uzaklaşıyor, böyle balıkla daha uzak şeklinde. Burada bir neden peki bu sıralama oluyor? Üstelik bunu insanlar 2500 yıl önce sadece anatomiye bakarak bile tahmin etmişler. O kadar aklın yolu bir çünkü. Yani 2500 yıl önce bilim hiçbir şekilde bilim bile yoktu ama bir anatomik özelliklerimiz bile o kadar benziyor ki yani geriye doğru gittikçe yani sınıf canlılar birbirinden ayrıldıkça anatomik özellikleri de değişiyor tabii ki. Bunu genetik bilimi ispatladı sonunda yani 2500 yıl sonra. Evet, yani oradaki durum şu, bir genetik ya da bu tür bilimlerin size sağladığı kanıtlar var. Siz bu kanıtları kabul edecek misiniz, etmeyecek misiniz durumu? Yani bilimsel bir sonucu kabul ediyor musunuz? Mesela cep telefonları kullanırken bilim çok güzel. Çünkü bilimin olduğu getirileri süper. Hastaneye gittiniz. Evet, hasta oldukları zaman hastaneye gidip bilimin olanaklarını yararlanır. O zaman işler çok güzel. Ama mesela aynı araştırmacıların yaptığı başka bir çalışmada aynı yöntemi kullanıp bir fosilin yaşına baktığında derse ki bu işte 80 milyon yıllık bir fosildir, demek ki şunun akrabadır falan dediğinde o olmaz. O başka bir şey. Yani insanların burada bir çelişkili bir şeyi var. Tabii bilimsel kültürün yerleşmemesi. Yani aslında bu Avrupa'da çok erken başlıyor eğitimde evrimin anlatılması ve böylece anlaşılır oluyor. Ama Türkiye'de üniversite düzeyinde bile evrim çok az yerde anlatılıyor. O yüzden insanlar bu konuda çok bilgisiz kalıyorlar. Şimdi oradaki, yani o konuya tekrar gireriz de şöyle, birçok kişiye sorumluluk düşüyor. Birinci sorumluluk tabii ki işi bilen kişiler. Yani hükümetler gelir gider, yönetimler değişir falan bir şekilde. Ama o işin içerisinde olan, o işte uğraşan kişilerin özellikle bu konuyu gerçekten bilmesi lazım. Daha lisanstan itibaren öğrenmesi lazım ama hoca olanların, yani yardımcı doçent ve benzeri işte olanların bununla ilgili sadece derslerde değil, öğrenciler için değil, dışarıya bir şeyler yapmaları lazım. Tabii. İşte bu programın amaçlarından birisi de oydu zaten. Sonuçta dediğim gibi hani yönetimler bir şekilde değişir ve de yönetimlerin çok bilimsel olmasını da çoğu yerde beklemiyoruz. 2009 yılında yapılan bir anket vardı, hatırlarsınız, Science dergisinde yayınlanmıştı. 32 ülkede yapılan bir anketti ve de halk arasında evrim kuramını kısaca işte kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz gibisine bir soru vardı. Orada mesela Türkiye olay oldu. Çünkü Amerika çapında olay oldu. Çünkü Amerika 32 ülke arasında sadece Türkiye'ye geçti diye olay çıktı. Yani biz nasıl olur da bu kadar düşük seviyede? En sonucu biziz. Evet. Bizden bir sonra Amerika. Bizim yanlış hatırlamıyorsam %28 civarındaydı. Amerika %40. Amerika'nın geneli de çok eğitimsiz. Evet, yani. Evet, eğitimsiz. En tepe ülkelere baktığınızda mesela geçen haftalarda eğitim sisteminin çok iyi olduğu söylenen Finlandiya falan vardı. O listede de en tepede zaten İzlanda, Finlandiya, İsveç, oradan geliyor. Tarzında eğitimin çok daha yüksek olduğu. Evet, süremiz doluyor. Gelecek programda şeye devam edeceğiz ama son
Evrim konusunda yanlış bilen bilinenleri oraya bitirelim. O zaman hızlıca devam edelim o zaman. Bir sonraki kısım şuydu. İnsan en gelişmiş yaşam formu değildir. Öyle bir şey yok. Yani mükemmel canlı diye bir şey yok. Bulunduğu ortama en iyi uyum sağlayan ve de soyunu sürdürebilen canlı vardır. Böyle bir merdiven şeklinde gidilmez. Ağacın dalları şeklinde canlılar sıralanır. Biz tabii çok antropomorfik, yani insan biçimci yaklaşıyoruz. Evet, biz en üstünüz gibi geliyor ama yani öyle değiliz aslında. Öyle değiliz. Şunu düşünün. Mesela dünya yaklaşık 4,5 milyar yıldır var. Canlılık 3,8 milyar yıldır var. Ve bizim evrimiz yaklaşık yani 5-6 milyon yıldır. Modern insanda belki 200 bin yıldır. Bir şempanzelerden gibi, 7 milyon yıl önce ayrıldık. Evet, o civarda. Bir ip gibi düşünürseniz ipin ucunda göremeyeceğiniz ufak bir kısımda biz geldik. Evet. Ve bizim dışımızda milyar tane farklı tür var. Ama biz kendimizi şey sanıyoruz yani. Her şey bizim sanki için. Evrim bizim için olmuş gibi. Hiç öyle değil. Öyle geldi ki sonunda en güzele ulaşıldı falan. Şunları da geçeyim hızlıca. Evrim rastgele çalışır, biz tesadüfen oluşmuş olamayız gibisine bir fikir vardır. Tamamen yanlış. Evet. Evrim zaten onu söylemiyor. Mutasyonlar rastgele olabilir ama biraz önce söylediğim gibi doğal seçilim, türü seçilim baskıları rastgele olmaz. Aksine bilerek olur. Yani o özelliğe sahipsen seçilirsin. Evet. Bu rastgelelik değildir. Bir sonrası, hızlıca geçeceğim süreyi aşmamak için, sayısız ara form oluşmuştur, bulunmuştur da. Televizyon programlarında hep vardır hani nerede ama çok basit bir şekilde biliyorsun internet, eğer yasağınız yoksa internette girdiğinizde geçebilirsiniz. Henüz yok ama. Henüz yok evet. Evinizde ulaşabiliyorsanız Google'a baktığınızda binlerce görebilirsiniz. Ara form var tabii. O sadece şimdi bilgi var size gelmiyor. Evet. Onu söyleyebiliriz. Ama güzel kitaplar çıkmaya başladı. Burada bir kitap daha tanıtıp öyle bitirmek istiyorum. Gelecek programda devam ederiz sohbetimize. Daniel Dennett, çağımızın en etkili felsefecilerinden birisi. Darwin'in Tehlikeli Fikri çok ünlü bir kitabıdır. 95 yılında yazdığı. Türkçe'ye yeni çevrildi. Burada doğal seçilimin, aslında Darwin'in fikrinin diğer etki alanlarını da çok iyi anlatıyor. Yani sadece biyolojiyi etkilemekle kalmıyor. Aslında felsefe dünyasını, hatta sosyoloji dünyasını da etkiliyor. Bu kitapta bunun çok güzel bir özeti var. Kalınca bir kitap ama çok faydalı bir kitap. Onu da tanıtalım. Alfa Bilim dizisinden çıktı. Gelecek programda Deniz Şahin'in Yaşamın Tarihi kitabına devam ediyoruz. Yaşamın nasıl ortaya çıktığını inceleyeceğiz. Ondan sonra insan evrimine geleceğiz ve insan evrimi üzerinde biraz duracağız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.